Arkadaşımız Ali, 2 yıl öncesine kadar dersleri hiç sevmeyen ve çalıştığı her saniyenin hesabını tutan biriydi. Of, 20 dakikadır ders çalışıyorum. Yeter. Ali sadece evde değil, okulda da böyleydi. Dersim bitmesine 6 dakika kaldı. Hocam, yeni konuya geçemeyiz. Teneffüse 2 dakika var. Zil çalacak şimdi bak. 3, 2, 1... Hiç şaşmaz. Diğer öğrenciler tatillerde dinlenmenin yanı sıra ders çalışırken o hep kafasına göre takıldı. Karne dönemi geldiğinde ise not ortalaması Adana'nın plaka numarası gibiydi. Karnesini babasına gösterdiği o gün kendisi için dönüm noktası oldu. Ali! Gel oğlum buraya. Merak etmeyin, korkulan olmadı. Babası o dönem Ali'yi çok istediği karate kursuna yazdırdı. Hatta birlikte gittiler. Babasının ona kızmadığını gören Ali, bu motivasyonla kendisi için önemli bir karar aldı. Artık planlı bir şekilde ders çalışacak ve tatilleri yatarak geçirmeyecekti. İlk iş olarak kendisine bir tatil programı hazırladı. Konu eksiğinin bulunduğu dersleri tespit edip bu derslere daha fazla zaman ayırmaya başladı. Evet, bununla birlikte 6 konum kaldı. Ne yapsam, birinci sınıftan başlasam ben ya. Evet, bazen çok zorlandı, bazen çok sıkıldı ama asla pes etmedi. Okullar açıldığında ise eksiklerinin önemli bir kısmını kapatmıştı. Dersleri anladıkça ve yeni bilgiler öğrendikçe motivasyonu yükseliyor. Tabii bu aldığı notlara da olumlu yansıyordu. Ali, başarısındaki en büyük etkenin tatilleri verimli geçirmesi olduğunu çok iyi biliyor. Haliyle bu ara tatili de konu tekrarları ve soru çözümleri yaparak değerlendirecek. Ha bir de arta kalan zamanda klavye öğrenmeyi hedefliyor. Şimdi sana gelelim. Sen bu ara tatilde ders mi çalışacaksın yoksa dinlenip kendine mi zaman ayıracaksın? Bu konu hakkındaki düşüncelerini yorumlara yazabilirsin. Videoya like atan ellerinde dert görmesin. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.